tabiçi heye. Yani av kriz danha millet bir helaki. Kes nikara kira kabda, kes nikara ceyran kabda, kes nikara av kabda. Kes nikara mesela turbey kartul bir 10 kiloyu bir 150 milyon kes nikara var. Kiloyu mesela kuri ki hek bir 120 milyon para. Millet çat top ke, çap ke, ye çip ke. Yani litre mazot bir 45 milyon para. 40 milyon para. Yani gerek zor bir. Hatta bir zor. Ben seçimi hakar kene, ica pişti seçimi icayı disa millet disa yatırmış bir kez. Kalda her devleti başka. Ne? Yı bir kere sakuk var, yı bir kere derban var, yı bir kere mala da. Ne? Yı baş var bana. Mesela bize bir sakin ev, bir sakin ev, bize her ay her. Hiç ama yani yüzden 90 evini hamu hatalıyla. Ruja seçimi millet nasıl ki? Dene kapı millet, dene bu millet. Hamu sana yani hamu her kes sabah çıkar o kadar sabah koltuk ağaya. Kes sabah millet ya halkı ya ne ne. Bak ne demeyin iş amel çönüyle millet peşe kes ne ne açar. Sıkıntı ha ya. Ekonomik krizi ha ya. Çan beyeceğim yani artık sorunlu iki bir sorunlu mutlaka yönetim ha yönetim. İyi yönetmiş ne ki sadece yandaşlığa yönetmiştik hem. Millet peşe, millet av sokakta mesela bir göbekle çarşısı yerde bir bilin. İnsan ihtiyaç çünkü ne? Ama iş dükkanı mı ne? Baba ya, mülkiyet yiyen mi ne? Şu olurken ben anahtar sadece kapamış ki ya. Çünkü mesafe ne dek? Ceyrani, elektrik, doğal gazı ne dek? Hakkı eleman da değil, hakkı eleman ne dek? Ha dükkan yiyen mi ne? Mukafat ki ya, mukafat ki bir şey zindan edici. Kapalı ya, iş çünkü ne? Mesafe ne dek? Hamçan beşi. Valla hamçan beşi, ne hem mesela beşi bahalık zide ha ya mesela bizim artık bir serbest ticaret, serbest piyasa. Mesela bizim çi dükkanayken bizim makarna yedi kerim makarna 20 milyona da ta 150 milyon para. Hesabım denettim çünkü ne? Denettim çünkü ne? Mesela bizim mazot bir 80 milyon para kalnaşı bir biçim. Mesela Murat Bey gönder, adresi gönder ne? Mesela gönder diye ne başka la ilçe uzak. Yani ilçe bu ne? Hamdine vane mesela bir kalnaşı bir. Mesela millet dediydi ki mesela 500 milyon para taydırdı hak veriydi ki diye yakıt baha. Dışa ki gelir ay çün ne ki? Gelir ay onu ise gündana, ise çiftçi diye, ise hayvan işte diye. Ya ona ki mesela bir halcı ne şey bir çift, mesela bir sıkıntı diye. Millet diye ki iş çöne bir hamd işler batı işi oldu ki. Sen hatan diye ekonomik krizi haya. İş çöne zaten memleket diye tukadı benim memleket. Zaten sağlığı şaş mı ha mı ben bafriydi ana ben sarıydı ana gelir o toprak verim o üçün ne? Kırız zaten her ruj buruj dedi dedi. Ruj buruj dedi dedi. Tamam yu asker ücret 2 milyar, 3 milyar, 4 milyar dedi dedi. Sen de hiç asker ücret ne yaptı? Sen de gıda etti dedi. Sen kira etti dedi. Yakıt etti dedi. Sen de elektrik dedi. Sen de bir vakti ev faturana yükselmiş mi? Yani böyle asker ücret ama bina bey be milyar be. Mek bir milyar ki mesafe kayıyor mehki dikin ha bir 20 milyar da şey mesafe kabul ya. Yani kırız diyor daha ya. Derimiz şu an biraz yıl başından sonra biraz düşüş oldu. Sebebi de biraz mesela enflasyonun biraz artması, ondan sonra milletin alım gücünün düşmesi, ondan dolayı işte şu an piyasalarda durgunluk var görüyorsunuz. Gelen yok, giden yok yani. Yani biz sigorta primlerimizi bile zor ediyoruz. Çünkü biz sigorta primi şu an mesela hükümet olsun, başka mesela siyasi partilerin temsilcileri olsun. Bunlar sürekli şey dile getiriyorlar. Kira artışları, bilmiyorum ne falan. Bunun yanında da mesela bu SGK Bağkur primleri var. Şu an düzenli ödeyenler 5900 falan ediyor. Düzenli ödemeyenler 7900-7800 lira prim ediyorlar. Bunu yani biraz fazla esnafı sıkıyor. Yani biraz bunu düşürmeleri gerekiyor. Yani esnafa biraz yardımcı olmaları gerekiyor. Olmadığı zaman ne bileyim adam her şeyinden kısıyor yani. Diyelim daha önceden ayda bir, iki ayda bir ya da yılda üç defa, dört defa mesela giyinen bir insan şu an iki yılda bir giyiniyor ya da yılda bir giyiniyor ya da çok ihtiyaç duyduğu zaman giyiniyor.
öyle gitse yani kötü. Herkes şu an elindeki zarar ediyor. Yani şu an bu gidişat onu gösteriyor. İnsanlar şu an bir şey kazanamıyor. Sadece kendi sermayesinden harcıyor şu an. Bunun sorumlusu yani tabii ki hükümetin iyi yönetmesi lazım. Tabii ki şu an mesela hükümet ülkeyi yönetiyorsa şu an hükümetin biraz daha böyle piyasaları canlandırması gerekiyor. İnsanlar bir şeyler alamıyor. Yani piyasalar canlanmadığı sürece mesela ben kendim esnafı gidip başkasına bir şey alamıyor. O gelip benden alamıyor. Yani bu bir zincirin halkası gibidir. Bir halkası şu an kopmuş gibi. Kimse bir şey alamıyor yani. Ah, halim edin. Rucaki her der rucu açana. Derli bak koyduk. Ah. Hem ucu öğrenci. Habercim. Hem o sağ adası da. En fazla bu sesi. İşçin. Abi. Çünkü mecbur ya. Haşti. Sonra şehir haşti ya hatta denci. Zıstana. Dısı da sesler çünkü. Çünkü hami bin akvandan iku. Ani bu kadar. Mecbur bu kadar hep lobu. Beri. Ama bu kadar lakar. Mesela Munaş'ı dışındaki kere. Hep kaldı işin o iki. Ne azaydı iş bu. Yani ülkenin ekonomisi zaten çökmüş. Türkiye'de %20'si saltanatları çok güzeldir. Özellikle sistemden besleniyor. Sarayın yağcılığını yapıyor. Ama diğer halklar, insanlar hepsi perişandır. Esnaflar olarak da zaten durumlar çok kötü. Emekliler, ben bir emekliyim. 4 yıl önce aldığım emekli maaşım ev kirama yetiyordu, geçimimi de yapıyordum. Şimdi aldığım 10.240 lira, ev kiram 12.000 liradır. Yani biz kirayı bile çevremizde, akrabalarımız destek çıkıyor. Ülkeyi pemperişan etti AKP sistemi. Bunun da en büyük nedenlerinden biri de savaştır. Yani ülkede olan bir savaştır. Ülkenin her tarafına savaş yapacağım diye koşan bir iktidar halkını pemperişan etti. Binlerce genç ülkeyi terk etti. Okuyan kitle kalmadı. Okuyan insanlar hepsi ülkeyi terk etti. Yani terk ettirdiler bunlar. Bu açıda da insanların durumu iyi değil. Geçim sıkıntısı kalmadı artık. Geçim olmadı. Geçim olmuyor. İnsanlar evine bir kilo et alamıyor. Bir kilo et 600 bin lira, 500 bin lira. Adam akşama kadar dönercide, lokantada çalışıyor. 200 bin lira yemeği arıyor. 300 gram et yapıyor. Yani var hasılın gidişat çok kötüdür. Erdoğan her seçimde bir vaat veriyor. Diyor ki bu kardeşinize teslim edin. İşte yetkiyi verin. Biz düzelteceğiz. Doğrudur. Her yetki verdiklerinde Erdoğan çevresine katkı sağlıyor. Ülkeyi batırıyor. Ayrıca ülkede bir Kürt sorunu var. Eğer bu soruna çözüm bulmadığı sürece bu ülkenin ekonomi gidişatı asla düzelmez. Şu anda asgari ücret olmuş 10 bin lira, 12 bin lira ne geliyor? Bir ev kirası olmuş 10 lira, 10 bin lira. Bu kadar basit yani. Nasıl vatandaş yaşayacak? Ne zaman sistem değişir, kendisinden utanan, vicdanlı, benim gibi bir şeyden anlamayanlar değil, her şeyden anlayan insanlar gelirse başa, inşallah her şey düzelir. Yoksa düzelmez. Biz de çukurun içindeyiz. Vatandaşta para yok ki burada. Dededen babadan esnafım. 70 yıllık atlıyorum. 7 yaşından beri bu işin içerisindeyim. 45 yıldır çalışmıyorum ben. Ne olacak, nereye gidecek? 5 liraya alıp 6 liraya sattığım malı şimdi 25 liraya alıyorsun, 30 liraya satıyorsun. Bu da satabilirsin sen.